Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden Aksaray'dan devam ediyor efendim. Lezzetleriyle merkeze nam salmış, kahvaltısıyla ünlü, konseptiyle göz dolduran işletmemize konuk olduk. Yanımızda Adem Bey var. Bakalım siz değerli izleyicilerimize kafe ile ilgili ne gibi bilgiler verecek? Adem Bey merhabalar. Programımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Aksaray'ımıza. Hoş bulduk. Öncelikle bu güzel konsept nereden çıktı? Burada neler? Yani bu konsept nereden çıktı? Öncelikle bunu alalım. Bu konseptimizi iki tane arkadaş hayal ettiler ve ikisi beraber başladılar bu işe. Konseptimiz iki arkadaşın hayali diyelim, öyle diyelim. Çok güzel bir hayalmiş gerçekten ve gerçekleşmiş. Peki gelelim buradaki lezzetleriniz, tatlarınız merkezde kafe sektöründe gerçekten önemli bir yeri var. Burada menünüzde neler var, neler yapıyorsunuz? Menümüzde sabah kahvaltımız var, tek kişilik kahvaltılarımız var, serpme kahvaltılarımız var. Bunun içinde tabii evet sıcaklarımız var. Öğlene doğru yemeklerimiz var. Saç tavamız meşhurdur buranın. Ondan sonra tavada tavuğumuz var. Böyle birkaç çeşit yemeğimiz var. Genelde dünya mutfağı herhalde. Facebook'umuz var, içeceklerimiz var. Menümüz geniş yani. Evet, kahve çeşitlerimiz. Aynı zamanda burada etkinlikler de düzenliyorsunuz. Bu anlamda sizlerden biraz bilgi almak istiyorum. Ne gibi etkinlikler oluyor genelde burada? Şöyle bir etkinliğimiz oluyor. Doğum günler için etkinliğimiz oluyor. Akşamları zaten canlı müziğimiz oluyor. Her hafta oluyor mu? Evet. Okulların mesela toplu yemek oluyor. İşte işletmelerin bazı toplu yemekleri oluyor. Bunları biz karşılıyoruz. Mesela geçenlerde bizim bir yemeğimiz oldu. 40-50 kişilik, 60 kişilik, 70 kişilik. Böyle bir potansiyelimiz var. Böyle yemeklere de ev sahipliği yapabiliyoruz. Tabii tabii çok rahatlıkla yapabiliyoruz, karşılıyoruz yani. Canlı müzik her akşam oluyor mu? Canlı müzik haftada 4 gün. Yani haftanın 4 günü canlı müziğimiz oluyor. 4 mevsim 4 gündür. 4 mevsim 4 gün. Evet çok güzel oluyor. Çok güzel. Güne de kahvaltıyla başlayıp diğer lezzetlerle devam edip gece kadar kaça kadar açıksınız? Şu anda 12'ye kadar. 12'ye kadar açız. O zaman yol düşen herkes buraya uğrasın biliyoruz. Bu lezzetlerin özellikle saç tavanın tadına bir baksın diyoruz. Bekleriz. Meşhur saç tavamızı herkese ikram etmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamını diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Aziz Bey, öncelikle merhabalar. Bizlere zaman ayırdığınız için, hoş lezzetleriniz, hoş sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle biraz Aksaray'ı sizlerden dinleyelim. Biraz da sizleri tanıyalım. Ben Aziz Arif Ulu. Aksaray'da yaşıyorum. Aksaray doğumluyum. Biz aslında demir ticareti, çelik işleriyle ilgileniyoruz. Asıl işimiz bu. Kafe sektörüne daha sonradan girdik. Bir arkadaşım vesilesiyle. Evet, kumda Türk kahveleri çeşitlerimiz var. Tamamen ateşsiz, kumun sıcaklığıyla pişen bir kahve. Ağır ağır. Evet, ağır ağır, yavaş yavaş. Aynen, aynen öyle. Peki gelelim lezzetlerinize, tatlarınıza. Tabii ki burada sabah ilk öğünle beraber, kahvaltıyla beraber başlıyoruz. Bir kahvaltınızla özel, biraz kahvaltınızdan ve diğer menülerinizden, içeriklerinizden bahsetmek istiyoruz. Burada neler yiyebiliriz? Yani sabah kahvaltısı olarak serpme kahvaltımız genelde en çok tutulan kahvaltı çeşidimiz. Yani kahve gibi. Serpme kahvaltımızın çeşidi, içeriği çok geniş. Fiyatlarımız çok uygun. Yani isteğimiz Aksaray halkına, Aksaray'a gelen misafirlere en iyi hizmeti, en kaliteli şekilde sunmaktır. Yani tek amacımız bu. Burayı açarken en büyük bakış açım şuydu. Ben hep ondan bahsettim. Burada bir işletmeci gözüyle değil, bir misafir gözüyle, bir müşteri, potansiyel bir müşteri gözüyle burayı değerlendirdim. Yani bütün bakış açım bununla ilgiliydi. Dolayısıyla böyle baktığım zaman biraz daha başarılı olabildik yani. Gerçekten o başarınızı zaten gerek lezzetlerinizde, masalarınızda, sunumlarınızda, gerek konseptinizde görebiliyoruz. Gelelim buradaki diğer menülere. Menüde başka kahvaltıdan hariç neler var, neler yiyebiliriz? Ya dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlerimiz var. Et, tavuk, hamburger, işte sıcak ürünler, işte ne bileyim bu aparatif lezzetler dediğimiz çıtır tavuktan vesaire onlara benzer ürünlerimiz var, pizzamız var. Yani dünya mutfağında birçok lezzet mümkün, mevcut.
Peki spesleriniz, özellikle şehir dışından gelen izleyicilerimiz için buraya gelince bunu yemeden gitmeyin dediğiniz spesleriniz var mı? Yani özellikle saç tavamızı çok öneriyoruz. Saç tavamızda gerçekten çok başarılıyız. Ustalarımız sağ olsun elinden geleni yapıyorlar. Biz de en kaliteli ürünü alarak yani onlara destek vermiş oluyoruz. Dolayısıyla iyi bir sonuç çıkıyor. Tabii ki burada olmaktan, hizmet vermekten gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Aksaray'ımıza gelen, Aksaray'a misafir olarak ya da yerli halkı olarak gelen herkese kapımız açık. Çay kahve ikram etmek için, işte hizmet edebilmek için onları buraya davet ediyoruz. Günün ilk öğünü kahvaltıyla başlayıp, öğle yemeğiyle devam edip, akşam canlı müzikle eğlenip, kumda kahvenize lezzetle yudumlayacağınız bir mekandan seslendik sizlere. Yol düşen herkesi bekliyoruz diyoruz ve sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyoruz efendim.